Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Münada ile ilgili, münadanın tevabi'i ile ilgili açıklamaları yaptı. Şimdi yine münada ile alakalı ve terhimul münada caizun, terhimul münada caizdir. Terhim münadayı hafifleştirmek, sonundan hazif yapmak suretiyle onu hafifleştirmektir. Zaten tarif edecek. Ve terhimul münada caizun. Yani münada şiir zaruretine gerek yok. Münada şiir zaruretine gerek kalmadan efendim ne yapılabiliyor? Hazif yapılabiliyor kendisinde. Bir başka kelimede hazif yapılabilmesi için bir zaruret olması lazım. Ama münada da böyle bir zaruret şart değildir. Ve fi gayrihi darureten. Münadanın dışında terhim zarureten vakidir. Yani şiir zarureti olur. Öyle yapılabilir. Demek ki münadanın dışında terhim zaruret olmazsa yapılmaz. Münadada zaruret yokken yapıldığına göre zaruret olunca haydi haydi yapılır. Peki terhim nedir? Ve huve terhimul münada hazfun fi ahirihi. Münadanın sonunda hazif yapmaktır. Ne maksatla? Tahfifen, tahfiflik olsun diye. Madem ki maksat tahfifliktir, burada zarurete gerek yoktur. İstimalin çokluğuna binaen tahfiflik için terhim yapılabilir. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Öyle miydi? وَنَادَوْ يَا مَالِكُ. Kim çağırıyor, nida ediyor? Cehennemdekiler. Ya Maliku, cehennemdeki görevli meleğe nida ediyorlar. Ve nadev ya Maliku liyakdı aleyna rabbuk. Rabbin bizim işimizi bitirsin, öldürsün, canımızı alsın. Dayanamıyoruz bu azaba derler. Şimdi bazıları bunu ve nadev ya Mali diyor. Ve nadev ya Maliku ya Mali diyor. Ne yapmış oluyor orada? Terhim yapıyor. İşin esprisi de şu, yani takatsizliklerinden ya Maliku demeye güçleri yetmiyor yani. Ne kadar kısaltabilirlerse onlar için o kadar iyi oluyor. Demek ki arkadaşlar terhim, münadada yapılan terhim normal kelamda da olur, şiir zarutuna haydi haydi olur. Münadanın dışında sonunda hazif yapmak, terhim yapmak ancak şiir zaruretinden dolayı olabilir. Anlaştık. Peki terhimin şartı ve miktarı. Üç tane hüküm var burada arkadaşlar. Bir, terhimin şartları nelerdir? İki, miktarı nedir? Üç, terhim yapıldıktan sonra hüküm nedir? Yani hasfedileni var gibi mi kabul edeceğiz? Yoksa hasfedileni yok kabul edip en son nerede durduysak kelimenin sonunun irabı veyahut da mebniliği oraya mı icra edeceğiz? Kelimenin son harfini hasfettiğimiz mi kabul edeceğiz? Yoksa hasiften sonra kalan kısmı mı kabul edeceğiz? Üç tane mesele var terhimle ilgili. Terhimin kafiyede zikredilen dört tane şartı var arkadaşlar. Üç tanesi ademidir, bir tanesi vücudidir. Kafiyede terhimin dört tane şartı zikrediliyor. Üç tanesi ademi, olmayacak, olmayacak, olmayacak. Bir tanesi vücudidir. Nedir şartlar? Diyecek ki bir muzaf olmayacak. Muzaf veyahut da şibi muzaf olmayacak. Başka ne olmayacak? Müstahas olmayacak. Başka ne olmayacak? Cümle olmayacak. Demek ki münada, muzaf ve şibi muzaf, müstahas ve cümle olmayacak. Ademi üç tane şart. Vücudi şartlara gelince ya alem olup üç harf üzerine zâit olması lazım. Ya alem olup üç harf üzerine zâit olmalı. Veyahut da ta-i tenisle olmalı, alem olmasa bile. Ya sonunda ta-i tenis olacak, o zaman harf şartı yok.
ya alem olup üç harf üzerine zahit olmalı. Mesela zeyt alemdir ama üç harf üzerine zahit değildir mesela. Orada ne yapılmaz? Terhim yapılmaz. Ya alem olup üç harf üzerine zahit olacak veyahut da alem olma şartı yoktur. Üç harfi olma şartı da yoktur. Ta-i teniz kendisinde olacak. Kafiyedeki İbn Hacib'in zikrettiği şartlar bundan ibarettir. Ve şartuhu terhimin şartı nedir münadada? Ella yekune muzafen, muzaf olmayacak. Mesela ya Abdallah, biz burada terhim yapabilir miyiz? Yapamayız. Muzaf ve şibi muzafta terhim yapılmaz. Burada muzaf zikretti arkadaşlar. Şibi muzaf da buna dahildir. Şibi muzaf deyince neyi kastettiğimiz bellidir. Doğru mu? Yabancılık yok. Ella yekune muzafen, hakikaten veya hükmen muzaf olmayacak. Yani muzaf veya şibi muzaf olmayacak. Bir de وَلَا مُسْتَغَافًا, ne lam ile ne de elif ile müstağas olmayacak. Dolayısıyla terhim yapılan müstesnanın içerisinde ne yoktur? Müstağas yoktur. Çünkü biz istigası için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya lezeydin diye ilave yapıyoruz. İstigası anlatabilmek için o da ilave yapıyoruz. Ya lam getiriyoruz ya elif getiriyoruz. Dolayısıyla terhim tam bunun zıttıdır. Yani istigase için takviye gerekirken biz terhim için ne yapıyoruz? Hazif yapıyoruz. Yani istigasenin ruhuyla yapısıyla uyuşmaz. Öyleyse bir muzaf ve şibi muzaf olmayacak. İki müstahas olmayacak. Üç vela cümleten cümle olmayacak. Şimdi şâbekarnâhu gibi veyahut da teebbata şerren gibiler alem olan arkadaşlar cümleler teebbata şerren gibi şâbekarnâhu gibiler bunlar zaten alem olarak verilirken bunun bir hikayesi var. Doğru mu? Yani niye teebbata şerren adama isim olmuş? Efendim niye şâbekarnâhu isim olmuş? Bunun bir hikayesi var. O cümle o hikayeye delalet ettiği için bunun üzerinde oynama olmaz. Anlaşıldı değil mi? Yani teebbete şerren her ne kadar alemse ama aslında cümleydi. Bu cümle neden alem kılındı? Bunun bir hikayesi var. Bu hikayeye delalet ediyor o. Teebbete şerren olduğu zaman o hikayeye delalet ediyor. Bunda terhim yapmaya kalktığın zaman onun o hikayeye delaleti bozulmuş olur. Dolayısıyla cümle olmaması lazım. Şimdi üç tane ademi şartı okuduk. Dördüncüsüne geldik. Dördüncüsü vücudi şarttır. Bu da iki şeyden birisidir. Ya veya. Nedir o? Ve en yekune mi? Ve yekune mu? Ve yekune olacak imma alemen zaiden ala telâfete ahrufin. Ya üç harf üzerine zaid alem olacak. Ve yahut da ve imma bita'it teynîs. Veyahut da ta-i tenis olacak. Ta-i tenis olunca alem şartı var mı? Üç harften fazla olma şartı var mı? Yok. Demek ki ya alem olup üç harf üzerine zahit olacak veya ta-i tenis olacak. Ta-i tenis olduğu zaman alem şartı yok. Efendim ne şartı da yok? Üç harften fazla olma şartı da yok. Böylece arkadaşlar terhimin, münadada terhim yapmanın şartlarını anladık. Burada problem yok. Doğru mu? Şimdi sıra nereye geldi? Peki terhim yapacağız. Bir harf mi hasfedeceğiz? İki harf mi hasfedeceğiz? Üç harf mi hasfedeceğiz? Terhimin miktarına gelince arkadaşlar bu ya bir harf olur ya iki harf olur veya sonundan bir kelime hasfedilir. Üç kısımdır. Ya bir harf hasfedilir ya iki harf hasfedilir veya sonundan bir kelime hasfedilir. Anlaştık? Ahmet Emin, Şirin, şartlarını konuştuk değil mi? Şimdi neleri konuşacağız? Miktarını konuşacağız. Daha sonra neyi konuşmamız icap edecek arkadaşlar? Hasfettikten sonra Mücahit? Hasfettikten sonra terhimi konuşacağız. Hasfedileni var mı kabul edeceğiz yoksa yok mu kabul edeceğiz? Onu konuşmuş olacağız. Peki, diyor ki فَاِنْ كَانَ ف۪ي اٰخِرِه۪ي
Eğer münada-i murakkamın sonunda varsa ne varsa evet. Fe in kana fi ahirih münadanın sonunda varsa ziyadetani zaidetani demektir. İki tane zaid harf varsa. Ama fi hukmil vahideti. Bir hükümde iki tane zaid var. İki tane zaid var yani ikisi bir hükümdedir yalnız. İki tane zaid var ikisi fi hukmil vahideti bir hükümdedir demek. İkisi beraber ziyade edildi demektir. İkisi beraber ziyade edildi demektir. Mesela diyelim ki Mervan Elif Nun beraber ziyade edilmiştir. Mesela Esma kelimesi eğer vesemeden geliyorsa isim vesemeden de gelebiliyordu değil mi? Sumuvun kökünden de gelebiliyordu. Esma veseme kökünden geliyorsa Esma vesma idi. Vav hemzeye kalbi değildi. Sonundaki hamra'u gibi elif şey nedir? Hemze ile elif orada hamra'u zayıfmış. O zaman o sondaki iki tanesi ne olmuş olur? Bir hükümde olmuş olur. Diyor ki fe in kana fi ahirihi ziyadetani fi hukmil vahideti. Bir hükümde iki ziyade varsa ne gibi ki esma esma gibi. Esma'yı ne olarak kabul ediyoruz arkadaşlar? Vesm kökünden geldiğini, aslı vesma olduğunu, sondaki hem elifle hemze hamra'unun hemzesi gibidir. Ve mervane mervan gibi. Tamam. Şimdi esma mesela merave kelime merave maddeleridir. Sondaki elif nun nedir? Zaittir. Ve bir hükümdedir. Bir hükmü anladık mı arkadaşlar? Beytül Ankebut tamam mı? Ev harfun sahihun. Şimdi sonunda bir hükümde iki tane zaid var. Ne gibi? Esma'e, Mervane gibi. Veyahut da Selman gibi. Miskin gibi. Ev harfun sahihun. Veya sonunda sahih harf var. Mesela Mansurun. Mansurun sonu harfi sahih midir? Evet. قَبْلَهُ مَدَّتُنْ Ondan önce de bir harf-i med var. مَنْصُورٌ Doğru mu? وَهُوَ Halbuki ahiri sahih olduğu halde makabinde med harfi olan اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعَةٍ Dört harften fazladır. Şimdi ahirinde iki tane zayid olanda böyle şart koşmadı. Ahiri sahih harf olup makabinde harf-i med olan dört harften fazla olacak. Mesela mansur kelimesi arkadaşlar, mansur kelimesi kaç harflidir? Mansurun, beş harflidir. Mesela ammarun diyelim. Ammar sonu sahih harf midir? Makabinde harf-i med var mıdır? Dört harften fazla mıdır? Evet. Mesela miskin kelimesi. Miskin kelimesi sonunda sahih harf var mıdır? Vardır. Peki makabinde harf-i med var mıdır? Vardır. Tamam. Şimdi dedik ki biz ahirinde bir hükümde iki ziyade olursa ne gibi? Esma gibi, Mervan gibi. Veya ahirinde sahih harf olup makabli harf-i med olursa halbuki bu kelimede dört harften fazla ise hudifeta bu sondaki iki harf hasfedilir. Buna göre esma ya esme elif ile hemze odan hasfedilir. Ya esme mervane ya merve mensurun ya mensu ya mensu miskinun ya miski veya ya misku. Anlaştık? Yani nerede iki harf hasfedilir? Halil. Molla Halil. Nerede iki harf hasfedilir? Bir hükümde iki ziyade olursa veya dört harften fazla olduğu halde
ahirinde sayı harf olup makamında harf met olursa buralarda iki harf hasfedilir. Dedi ki ev harfun sahihun, yani kelimenin sonu nedir? Sahih harftir. Kab öyle sahih harf ki, burası sıfat, öyle sahih harf ki kablehu meddetün, ondan önce harf-i med vardır. Ve huve halbuki, ahirinde sahih harf olup makablinde harf-i med olan o kelime, o lafız nedir, o isim nedir? Ekseru min erbaatin, dört harften fazladır. Dört harften fazla olduğu halde, ahirinde sahih harf vardır, makablinde harf-i med vardır ve aynı zamanda bu nedir? Dört harften fazla bir kelimedir, bir isimdir, alemdir. Hudifeta, bu iki tane harf ne olur? Hasfedilir. Mensurunda vav ile re gider. Ne kalır? Ya mensu. Miskinunda ya ile nun gider. Ya miski kalır. Esma'ede hemze, elif ve hemze gider. Ya esme kalır. Koçum tamam mı? Ve in kâne murakkeben, eğer murakkep olursa, buradaki terkib izafi olmadı, belli değil mi? Murakkep, burada murakkepten neyi kastetti? Ba'le bekke gibi, hamsete aşere gibi alem oldukları zaman bunları kastetmiştir. Şimdi ba'le bekke terhim yapılsa, hamsete aşere murakkeptir, terkib terhim yapılsa, hudifel ismul ahiru, son isim hasfedilir. Ba'le bekke'de ne diyeceksin? Ya ba'le. Hamsete aşerete ne diyeceksin? Ya hamsete. Eğer terkibi mezci veya terkibi tadadi olursa ne oluyormuş arkadaşlar? Son kelime hasfediliyor. İki kelimeden birisi kalmış oluyor. Ve in kâne murakkeben, hüdüfel ismul ahiru, son isim hasfedilir dedik. Ve in kâne gayre dâlik, bu saydıklarımızın dışında ise fe harfun vâhidun, bir harf hasfedilir. Mesela arkadaşlar malik kelimesini. Şimdi malik kelimesi birinci kısma girer mi? Ahirinde bir hükümde iki ziyade. Var mı malikte ziyade? Yok. Peki ahiri harfi sahih olup makabli harfi met midir? Malikun değil. Doğru mu? Harisun değil. Oraya girmedi. Mürekkep kısmına giriyor mu? Hayır. Peki bundan hazif yapılır mı? Yapılır. Bir harf hasfedilir. Nedir bir harf? Ya maliku, ya mali, ya harisu, ya hari, ya semudu, ya temu. Peki hasfettik. Hasfettikten sonra ya temudu, burada hasfedilen dalı var mı kabul edeceğiz, yok mu kabul edeceğiz? Sabit hükmünde midir? Hasfedilen sabit hükmünde midir? Sabit hükmünde ise irabı onun üzerine icra edeceksin veya mebniliği o dal üzerine icra edeceksin. Vav üzerine değil. Yani kelimenin sonu hangi harftir? Temudu ile daldır. Vav değildir. Kelime ne ile bitiyor? Dalla bitiyor, vavla bitmiyor. Yani vav orada kelimenin son harfi değildir. Ya harisu de, o se hala o da var gibi kabul edilir. Kelimenin son harfi re değildir. Yani kelimenin mesela ala ma yurfu bi mebni mi olacak? Eğer hasfedileni var gibi kabul etmezsen ya haru diyeceksin. Değil mi? Müfred marifedir. Alem ayır hubi mebni olur. Ya haru diyeceksin. Ama orada se'yi kabul ediyorsan ya hari diyorsun. Re'nin harekesi değil burada münadanın harekesi. Hangisidir? Hasfedilen se'nin harekesidir. Yani oradaki se'yi, harifindeki se'yi ya var kabul edeceksin ya yok kabul edeceksin. Var kabul edersen ya hari, yok kabul edersen ya haru diyeceksin. Peki mesela Semud kelimesinde arkadaşlar, hani yuvarlak kafada sivri zeka derler ya, bir zeka denemesi yapıyorum size, dikkat edin. Şimdi temudu kelimesinde dalı hasfettik. Bunu var kabul edersek nasıl okuyacağız? Ya temu. Yok kabul edersek nasıl okuyacağız? Ya temi diyeceğiz. Neden?
Gerekçesini kim söyleyecek? Arkadaşlar, isimlerde hiçbir zaman isimlerin sonunda makabili mezum vavla isimler bitmez. İsimler makabili mezumun vavla bitmezler. Onun için temu diye olmaz yani. Sadece bundan bir iki tane istisna vardır. Şimdi okuyoruz arkadaşlar, bakalım. O zaman ya Semud'u de dalı yok kabul ediyorsa ya Semud demeyeceğiz. Çünkü ismin sonu ne olmaz? Vav olmaz. Ya Semi diyeceğiz. Onu yaya kalbedeceğiz. Evet. Ve huve munada-i murakham terhim edilen munada fi hükmü sabiti sabit hükmündedir. Yani orada hasfedilenler sanki hasfedilmemiş gibi efendim var gibi kabul edilir. Alel ekseri ekseri istimalde böyle. Alel ekseri ne demek? Ekseri istimalde böyle. Yani Araplarda terhim yapanlar terhim yaptıkları zaman hasfettiklerini sabit gibi kullanmışlardır geridekini. Ya harisu de ya hari demiştir. Ya haru dememiştir. Ya malikü de ya mali demiştir. Ya malu dememiştir. Anlatabildim mi? Ya semudü de ya semu demiş. Ya semi dememiş. Dolayısıyla ekseri istimal bize neyi gösteriyor? Orada hasfedilenin var gibi olduğunu gösteriyor. Anlaştık? Feyukalu denir ya hari ve ya semu وَيَا كَرَوَ Şimdi arkadaşlar, keravan, keravandan elif nun gitti, kereve. Şimdi normalde vav harfiyle mütarik makal mühtü, elife kalbetmemiz lazım, kera dememiz lazım. Değil mi? Ama biz orada ondan sonraki o van, elif ve nunu var gibi kabul ettiğimize göre nasıl diyeceğiz? Ya kereve diyeceğiz. Çünkü ilerideki elif makabli müftü olmak mecburiyetindeydi. Onu var gibi kabul ediyorsak kereve diyeceğiz. Keravan da efendim on elif nun gitti oradan terhim yapıldı. Vav elife kalbedilemiyor. Makabli müftü olduğu halde. Niçin? Çünkü burada hasfedilen ne hükmündedir Mücahit? Sabit hükmündedir. Sabit hükmündedir. Ne demek sabit hükmündedir? Yani orada o an hasfedilen var gibi kabul edeceksin. Dolayısıyla getireceğin işte mebnilik ne varsa okuduğun şimdiki okuduğun son harfin üzerine icra etmeyeceksin. O hasfedilenin üzerindedir onun hükmü oradadır. Şimdi bu fil ekseri dediği neydi arkadaşlar? Alel ekseri dediği neydi? Çoğu alimlere göre miydi? Çoğu istimallere göre demektir. وَقَدْ يُجَعَلُ Bazen yapılır ismen بِرَأْسِهِ بِرَأْسِهِ isim yapılır. Ne demek? O hasfedilen sabit hükmünde değil. بِرَأْسِهِ isim yapılır. يَا حَارِثُ لَسَ gittikten sonra har بِرَأْسِهِ isimdir. O zaman ne olur? فَيُقَالُ يَا حَارُ يَا حَارُ denir وَيَا ثَمِي ثَمِي denir. Çünkü semu bir isim olunca bir esihi efendim vav tarafta vakı olmuş oluyor. Evet bu vav mutlaka ye'ye kalbedilmesi lazım. Ve ya kera ya kera diyorlar. Evet. Şimdi özetliyoruz burasını arkadaşlar. Münadada terhim yapıldıktan sonra ekseri istimalde hasfedilen sabit gibi kabul edilir. Tamam. Bazı istimallerde ise onu ne kabul etmişlerdir hasfedileni? Yok hükmünde kabul etmişler. Ve bire'sihi bir kelime, münadayı murakkami bir kelime kabul etmişler. İcra edecekleri irab veya mebniliği ne yapıyorlar? O kelimenin üzerinde icra ediyorlar. Ya haru diyor. Ya semi diyor. Ya kerava. Öyle mi? Kerave
Normalde vav harfün ille mütarik makal müftü elife kalbedilmesi lazımdı. Ama ekseri istimalde etmedik onu. Çünkü oradaki kerevandaki elif nunu var kabul etmiştik. O varsa vav harekeli olmak mecburiyetindedir. Mesele bundan ibaret. Yusuf, sen bir şey mi soracaktın? Yasemin'i tekrar açıklar mısın? İsimlerin sonunda makabli mezmum vav olmaz. Eğer ismin sonunda makabli mezmum vav olursa o vav ya'ya döndürülür. Dolayısıyla ya temu eğer bir kelime kabul edilirse bir isimdir, sonunda vav vardır, makabli mezmumdur. Bu vav ya'ya çevrilmesi lazım. Çünkü kural olarak isimlerin sonunda ne olmaz? Makabli mezmum vav olmaz. O zaman ya temu diyemiyoruz müstakil bir isimse. Ne diyeceğiz? Ya'ya kalbedip ya temi diyeceğiz burada. Ama dalı var kabul edersek o zaman vav'ın ismin sonu makabül mezum vav değil ki. İsmin sonu daldır. Vav değildir. Niçin böyle bir kavram? Yani son öncesinin mazmurunu bakayım. Bunun cevabını ben sana söyleyeyim. Yerini sen bulun olmaz mı? Bunu bir şekilde bilmeniz lazımdı. Nereden bilmeniz lazımdı? Şimdi ben size takılayım arkadaşlar. İzhar okudunuz mu? İrab-ı Takdiri'yi de okudunuz mu orada? İrab-ı Takdiri'yi okurken ahirinde makabül mezmum vav olan fiil-i muzari dedi. Yavuz'u gibi. Hatırladınız mı? Anımsadınız mı? Tezekkür ettiniz mi? Yadınıza düştü mü? Peki orada niye sormadınız hocanıza? Ahirinde makabül mezmum vav olan fiil-i muzari dedi. Niye ahirinde makabül mezmum olan kelime demedi ki? Niye ismi de sokmadı işin içerisine? Bu bana sorduğunuz soruyu cevabını ne? Bu soruyu kime soracaktınız? Size izhar okutan hoca efendiye. Ahirinde makabülü mezmum vav olan fiili muzari irab-ı takdiridir. Refi ve nasip halinde, cezim halinde lafzıdır dedi. Orada niye böyle fiil kaydını getirdi? Halbuki ahirinde makabülü meksur ya olan fiili muzari demedi. Ahirinde makabülü meksur ya olan kelime. İsim olsun, fiil olsun. Ama ahirinde makabülü mezmum vav olan fiili muzari dedi. O zaman Yusuf, arkadaşlarına bir diyalog kurun. Ya hocanıza gidin bulun, hocam burasını bize eksik anlattınız deyin. Veyahut da kitabın şerhlerinden cevabı daha tatmin edici şekilde bulun. Yani leytel ilme marzukun likülli ahadin. Her şey armut piş ağzıma düşki değil. Burada ben size kuralı söyledim. İsimlerin sonunda makabül mezun bav olmaz. İki tane istisnası vardır bunun. Bu istisnaları da orada görürsünüz. Tamam arkadaşlar. Şimdi terhim bahsi bitti arkadaşlar. Korkulacak gibi değildir. Şimdi geldik mendup ve müstehap bahsine geldik. Fıkıhta mendup var, nahivde mendup var. Fıkıhtaki mendup ile nahivdeki mendup aynı şey değildir. Bakalım bu neymiş mendup? وَقَدْ اِسْتَعْمَلُوا Araplar bazen istimal etmişlerdir. سِغَةً نِدَاءِ nida sırasını yani ya kelimesini özellikle. Şimdi nida sırası ya, ya, heya, va, e, a falan var. Ancak bu sigatün nidadan ya'yı kastetmiştir. Nida sırasını fil mendubi mendubte kullanmışlardır. Peki mendub nedir? وَهُوَ الْمُتَفَجَّوْ عَلَيْهِ Üzerine ağlanılandır. Bir ya, ya ile evva ve evva ile. Va Zeyd, ya Zeyd, ölen birisi ağlıyorlar. Mendüp demek ağlanılan demekmiş. Bu bizim bildiğimiz mendüp değilmiş. Fıkıhtaki mendüp değilmiş. Elif-i nütbe demek, buna dahil olan elife de elif-i nütbe denir. Mesela genelde kadınlar ağlama işini daha iyi becerirler. Eskiden Araplarda örttü, adetti. Hala dünyanın bazı yerlerinde vardır. Nevvaha derlerdi. Nevvaha. Nevvaha at yakan kadınlar demekti. Daha çok kadınlar ağlama işini iyi becerdikleri için onlar ücretle
Mesela adamın ölüsü vardır. O bir tane nevvaha tutardı. Gelirdi o. Ölenin adı neydi? İşte Zeyd miydi? Va Zeyda diye başlar. Ondan sonra bir taraftan ağlar. Ağlar ve ağlatır. Ağlar ve ağlatır. Bazen birden fazla nevvaha tutulur. Her taraf gözyaşına boğulur. Ondan sonra millet anlatır. Falan öldü ama arkasından gözyaşları sel oldu. Yani bu da çok önemlidir. Arkasından gözyaşları sel oldu. Bu da hani namın çıksın derler ya, nam için, şöhret için böyle yaparlardı. Onun için İslam dininde bu nedir? Haramdır. Ölünün arkasından sesli ağlamak nedir? Haramdır. Şimdi mendup nedir? Birisi ölüyor, ölünün arkasından ağlama işi yapılıyor. Bu ağlama yapılırken o ölüye hitap ediliyor, nida ediliyor. Neyle? Ya va veyahut da ya. İki şey var. Nida harfinden ya kullanılabiliyor. Bir de efendim va, bu va sadece şeye hastır. Mendübe hastır. Va Zeyd, va Ali, va Veli, ya Veli falan bir şey derler. Ya Ali, ya Veli işte şeyler şeyler. Mevsim geldiği zaman iyi ağlama yaparlar. Peki. Hul mütefeccü aleyhi biya evve ve ihtussa biva. Ve ihtussa kas kılınmıştır. Biva, va ile münadadan ayrılmıştır. Ne demektir bu? Yani ya hem mendübe hem münadaya dahil olur. O zaman bir münadanın başında ya olması mendüb mü münada mı olduğunu kesinleştirmez. Ama va ise sadece mendübe hastır. Va Zeyd diyorsa bu mendüptür, ne değildir? Vaktussa ayrılmıştır bir va, mendüb. Va ile ayrılmıştır. Neden ayrılmıştır? Münadadan ayrılmıştır. Ya olduğu zaman münada da olabilir. Ya demek ki ya münada ile mendüb arasında müşterektir. Ama va sadece mendüpte olur. Peki bu da anlaşıldı. Buna Elif-i Nütbe'de geliyor arkadaşlar. Vazeyda gerisi gelecek. Ve hükmuhu münada, mendubun hükmü nedir? Fil i'rabi vel binayi murabbilikte ve mebnilikte hükmül münada, münadan hükmüdür. Müfred marif olduğu zaman ala marif olduğu mebni olur. Efendim, Elif-i istihase gelebilir. Ve leke ziyadetül elifi fi ahirihi. Sonunda elif de ziyade edebilirsin. Bu elife ne denir? Bu ne için getirilir? Hani biraz daha uzatabilmek için. Milletin ciğerini dışarı dökebilmek için. Peki bazen elif koyduğun zaman şasayı bozabilirsin yalnız. Bazen elif koyunca şası bozulabilir. Nasıl? İltibas meydana gelir. Fe in hifte lebse, eğer iltibastan korkarsan, iltibas diyor arkadaşlar, iltimas değil ha. Kulte dersin, ne dersin? Ve gulameki. Yani şimdi adam ağlıyor. Kim ağlıyor? Bir kadının gulamı ölmüş. Şimdi geliyor. Ve gulameki diye ağlayacak. Şimdi burada elif koysa ve gulameka diyecek. Şimdi ve gulameka derse kadının kölesine mi ağlıyor, erkeğin kölesine mi ağlıyor belli olmaz o zaman. Şimdi va gulameke, bir de va gulameki. Ağladığı zaman va gulameke'ye elif koyarsa va gulameka diyecek. Elif-i nütbe. Va gulameki'ye elif koyarsa orada da va gulameka derse iltibas meydana geliyor. Değil mi Beytullah? Bu sefer ne yapacak? Va gulameki ise va gulameki diye elifi nereye çevirecek? Ya'ya çevirecek. Anlaştık. Va gulamekumu. Allah Allah Celil Cebbar Mu'inü Settar Halikul Leyli ve Nehar. Şimdi gulame küma buna ağlayacak. Peki şimdi bir de va gulame küm var. Eğer va gulame küme ağlayacaksa elif-i nütbe getirirse ne diyecek şimdi? Va gulame küma diyecek. Peki tesniyeye benzeyecek o zaman. Ha madem
cemiye elif-i nütbe getirecekse bu sefer ne yapması lazım orada? Va gulamekumu demesi lazım. Elif'i nereye çevirecek? Mehmet Emin'im. Darabtüm aslında neydi? Darabtüm aslında neydi? Darabtümü idi. Doğru mu? Hani cemilerde vav faildi ya. Darabu, darabtüm. Darabu, darabne, darabtüm, darabtünne. Hani burada cemi vavu. Nerede darabtüm? Çünkü bunun aslı neydi? Darabtümü idi. Yani ulameküm, o da aslında ulamekümü. Şimdi iltibas nerede arkadaş? Ve ulamekihde muhatabeye, muhatabenin kölesini ağladığı zaman ve ulameki. Elif getirdiği zaman ve ulameka derse ulamekeye mi ağlıyor, ulamekiye mi ağlıyor karışır. O zaman ulamekiye ağladığı zaman elif değil de ne olacak? O elifi ye'ye çevireceğiz. Ve ulameküm cemi muhatabe ulamını ağladığı zaman elif koyarsak ne diyeceğiz? Ve ulamekuma diyeceğiz. Oldu tesniye. Tesniye mi ağlıyor yoksa cemi mi anlaşılmazdı. O zaman cemide ne yapacağız? Ve ulamekumu diyeceğiz. Ve lekel ha'u hızını alamadın. Ve ulameki dersin. Yorgunluğunu da nerede giderirsin? Ha'da giderirsin. Yalnız ve la yün de bu. Münadada şimdi nekire olana ya racülen derdin. Değil mi? Amanın ya racülen demesi gibi. Nekire birisine nida edebilirdi. Ama ve la yün de bu illel maruf. Pisi pisine ağlamak olmaz ki adam bilecek ki ağlasın. Maruf olacak, meşhur olacak. Yani bilinen bir insan ağlayacak. Hiç bilinmeyen birisine adam ağlamış olsa adama deli mi bu adam ne diyor falan derler. Yani. Ama bilinen birisi olursa, meşhur birisi olursa o zaman ya bu adam ağlamayı hakkıdır yani. Çünkü kaybedilen çok değerli bir insandır falan. فَلَا يُقَالُ öyleyse denmez وَارَجُلَا Şimdi وَارَجُلَا dese kim bu? Yani zihin nereye intikal edecek? Böyle maruf birisi yok ki. Böyle maruf birisi olmayınca bu pisi pisine bir yorulmak وَارَجُلَا diye kafayı yemiş olanlar bunu söyleyebilirler. وَمْتَنَعَ mumteni'dir, caiz değildir. وَازَيْلُ الطَّوِيلَا Ne oldu burada arkadaşlar? Bakın elif-i nütbe ve ha-i-sek mendübe getirilmedi, mendübün sıfatına getirildi. Doğru mu? Şimdi vazeydah olabilir ama vazeydüttavilah olmaz. Yani elif-i nütbe ve işte ha-i-sek nereye gelir? Mendübe gelir ama mendübün sıfatına gelmez. Hilafelli Yunus İmam Yunus diyor ki ya adam ağlıyor bırak onu ağlasın işte sıfatına da getirirse getirsin yani. Ve yecuzu bu da tamam arkadaşlar mendüp de bitti. Ve yecuzu şimdi tekrar münadanın geneline döndük. Ve yecuzu caizdir hazfu harfin nidai nida harfini hasfetmek caizdir. İlla ma ismil cinsi sadece ismi cinsle beraber olmaz. Yani ismi cinsle beraber münada, nida harfi hasfedilmez. Şimdi mesela ya racül veyahut da ya racülen. Racül ismi cins midir? Ha, o zaman racülün ister yani nida ile marife olsun, isterse marife olmasın önemli değildir. Ama racül ismi cinsdir, zeyd ismi cins değildir. O zaman ya racüldeki ya ne olmaz? Hasfedilmez. Ve yecuzu hazfu harfin nida illa ma'a ismil cinsi. İsmi cinsle beraber hasfedilmez. Bir de vel işareti. İsmi işaret de hasfedilmez. Vel müstagati vel mendubi musas ve menduble beraber de hasfedilmez. Demek ki nida harfinin hasfedilmediği yerler nerelerdir? İsmi cinsle hasfedilmez. İsmi işaret de hasfedilmez. Müstagas da hasfedilmez. Mendub de hasfedilmez. Çünkü bütün bunlarda zaten sesi uzatmak için çareler arıyoruz. Uzatmak için çare aldığımız yerde, çare aradığımız yerde kısaltmanın ne anlamı var? Ya diye uzatabilirsin. Uzatırsın. Va diye uzatabilirsin. Yani bu sayılan yerler uzatmaya elverişli olan yerlerdir. Biraz uzatabilmek için elif getiriliyor, ha-i-sek getiriliyor falan. Bunun tabiatı nereye uygundur?
uzatmaya uygundur, kısaltmaya değil. Onun için nida harfi burada hasfedilmez. Bunların dışında hasfedilir. Mesela ne geliyor size? Nahvu Yusuf e'arid an hâdâ. Yusuf e'arid an hâdâ. Şimdi Yusuf'u ne demektir arkadaşlar? Ya Yusuf. Yusuf ismi cins değil, ismi işaret değil. Müstahas değil, mendup değildir. Ve eyyühe racülü. Şimdi eyyühe racülü. Ne oldu burada arkadaşlar? Buna da nida harfi neyin başına geldi? İsmi cinsin başına mı geldi? Yok, eyyühe'nin başına geldi. Doğru mu? Ya eyyühe racülü demektir. Ya eyyühe der racül, bu da misal verilebilir falan. Ve şedde şaz oldu. Fî asbih leylu veftedi mehnûku ve atrik kerâ. Buralarda hasfedilmesi şaz oldu. Şimdi asbih leylu, asbih ya leylu idi. قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِي خَطَى خَطَى. Şairin şiirindendir bu. أَصْبِحْ لَيْلُ وَافْتَدِ مَخْنُوقُ. İmrevul Kays bir kadınla evleniyor. Şöhreti fazla İmrevul Kays'in. Kadın şöhretine meftun olarak evleniyor İmrevul Kays'la ama yerde girdiği zaman bakıyor ki İmrevul Kays berbat birisi. Hiç sevilecek tarafı yok. Gece gerdeğe girdiler ama kadın sabah iple çekiyor. Asbih leylu, asbih leylu. Ey gece sabah ol ne olursun. Sabah ol ne olursun. Bıktım, battım, çattım. Şimdi leylu arkadaşlar nedir? İsmi cinstir. Burada nida harfi hasfedilmez. Gece. Asbih ya leylu idi. Efendim burada o zaman nida harfinin hasfedilmesi kural dışıdır, şazdır. Şimdi adamın bir tanesi gece giderken arka üstü yatmış, uyuyan bir adamın üzerine düşmüş karanlıkta. Düşünce alttaki adam şimdi altta kalan canı çıksın. Kalkıp bana bir şey yapar diye bir de gırtlağını sıkmış. Gırtlağını sıktıktan sonra da diyor ki ona iftedi ya mahnuk, iftedi ya mahnuk diyecek de fazla vakti yoktur o kadar uzatmaya. İftedi mahnuk, iftedi mahnuk diyor. İftedi fidye ver. Mahnuk ey gırtlağı sıkılmış olandan. Fidyeni ver. Yani para verirsen seni bırakırım yoksa gırtlağını sıkarım. Şimdi burada iftedi mahnuku de ya mahnuku idi. Şimdi mahnuk ismi cins değil mi? Leyl ismi cinsi, mahnuk da ismi cinstir. Dolayısıyla burada hasfedilmemesi lazım. Hasfedilmesi nedir? Şazdır. Atrik kera. Bu da keravan idi aslında malumunuz. Burada iki tane şaz var. Bir kera'dan ismi cinsten nida harfi hasfedilmiş. Bir de alem olmayan ve terhim gayril alem. Yani keravan alem değildir. Alem olmadan bunda terhim yapıldı diyor. Bel selâhetü şüzûdün. Hatta şerhte diyor ki üç tane şaz var diyor. Ehadühümâ ehadühâ hadfü harfin nidâ. Nidâ harfinin hasfedilmesi min ismin cinsi. Ve thaniha ikincisi terhim gayril alem, alem olmayan terhim yapılması. Ve thalithuha üçüncüsü ce'alül murakhami ismen birasihi. Şimdi arkadaşlar keravan isim olduğu zaman geride biz onu okuduk. Alem olduğu zaman orada terhim yapılıyordu ama buradaki şey değildir. Alem değildir. Şimdi siz köylü çocuğu değilsiniz. Onun için köylülerin örfünden, adetinden pek fazla bilmezsiniz. Keravan bir kuştur. Onu avlamak için avcılar
rukiye olarak ne kullanırlardı? Atrik kera, atrik kera, innen nuamete fil kura. Atrik kera, atrik kera, innen nuamete fil kura. Diyerek onu ağlarlarmış onu. Şimdi buradaki kera alem değildir. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi kera ismi cins olduğu halde burada ne olmuş arkadaşlar? Hasfedilmişti. Öyleyse bu hasif nedir? Şazdır. Ayrıca kera alem olmadığı halde orada terhim yapılması nedir? O da şazdır. Hatta bir üçüncü şaz var burada. Kereve demesi lazımdı. Aslında kerevandı ya. Hani gerçi o az istimalde olabiliyordu. Bu da tamam arkadaşlar. Nida harfi, ismi cinsine hasfedilmesi, etrik kera gibi yerlerde, iftedi mahnuku gibi yerlerde, asbeleylü gibi yerlerde şazdır. Bunun dışında hasfedilebilir demiştim. وَقَدْ يُحْلَفُ الْمُنَادَى لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا Bazen münada bile hasfediliyor. Bırakın nida harfini, münada da hasfedilebiliyor bazen. Ama karine olması lazım. Cevazen, اَلَا يَسْجُدُوا اَلَا يَا اُسْجُدُوا diyor adam. Şimdi, اَلَا يَا قَوْمِ اُسْجُدُوا demektir. اَلَا يَا قَوْمِ اَيْ قَوْمِمْ اُسْجُدُوا kavmine hitap ederken, اَلَا يَا اُسْجُدُوا diyorsa, اَلَا يَا قَوْمِ اُسْجُدُوا demektir. Evet arkadaşlar, münada bahsi derin bir nefes alırsanız bitmiştir. مَفُولْ بِهِنْ اَمِلِنْ وُجُوبًا hasfedildiği yerlerden birisi münadaydı. Münada ile ilgili ahkam burada bitmiştir.